Üretim iznimiz meyvenin kendisinden alkolü alkolsüz ürün elde etmek. Köyde 4-5 tane firma var ve bunlar farklı farklı üretim şekline sahip. O yüzden almasanız da deneyin ki diğer ürünleri denediğinizde en azından mukayese edebilirsiniz. Evet, farkını görmek lazım. Farkımızı deneyerek deneyimlemiş olduk. Evet. Şimdi. Hepsi al beni diyor ya. Evet. Ben çok şeker sevmiyorum. Yaban mersini çok merak ettim. Bu yaban mersini şeker oranı en düşük olan meyve. Diğerlerine göre %80 oranında daha düşük bir meyve. Size. Şunları merak ettim ya. Şimdi yaban mersini denemeyeceksin yani. Yok. Ay çok güzel. Buyurun. İnanılmaz hafif. Çok hafif gerçek. O bizim içtiğimiz köpek ölümlerinden. Çok güzel. Bu çok güzel geldi. Tatların birbirine karışmasını engeller bu. Mutlaka aralarda bir iki tane atarsanız çok iyi olur. Bundan almalıyız çocuklar. Evet, yaban mersini. Şimdi gerçekten. Yaban mersini denedikten sonra nar mı dedin abi sen? Ben ne dedim? Çünkü bir yerde narlı şaraba nar kattıklarını gördüm. Narlı soda kattıklarını gördüm. Evet. O rahat içebilmek için yapmış ya, ama güzel isabetli olmuş. Biz genelde bu şaraplara vodka katıyoruz. Sodadan ziyade. Bilginiz olsun. Nar kabuğuyla birlikte fermante olan bir ürün. O kabuğundaki asidik tat biraz ürüne hakim olabilir. Yani buruk bir hakikaten biçimi var. Yaban mersini alalım. Ama güzel. Evet alalım. Güzel. Gerçek meyve kullanıldığı için şöyle bir özelliği var ürünün. Ayrı ayrı fermante edilip birleştiriliyor. İki meyvenin yani üzüm de var içerisinde mutlaka. Alkol oranı %10'un üstüne çıkmıyor. Yani doğal şartlarla elde edilen bir meyve şarabında %10'un üzeri bir alkol şeftalini işte daha çıkmadı yani bu zamana kadar. Şeftaliyi merak ediyorum. Çilek çok güzel, soft. Sadece çileğin tadını alabileceğiniz, alkolü bile hissetmeyeceğiniz oranda bir gerçekten ürün. Abi öyle bir Mevlüt'te bile dağıtılır yani bu. Öyle bir anlatıyorsun ki hepsini merak ediyorum. Gideceğiz yani. Size? Ay kokusu, kokuya bak. Önce kokla. Ay çok güzel. Mesela bu güzel konuda güzel. Şeftali çok iddialı. Çünkü Şirince'nin şeftalisi çok. Bak ben şeftaliyi onu merak ediyorum ben. Şeftali. O yüzden her yerde dalından topla falan muhabbeti var. Türkiye'de en tatlı, en sulu, en iri şeftalinin yetiştiği yer burası. Sadece bu sene irileşemedi. Çünkü bayram zamanıydı tam. Poyraz çok oldu. Bir hafta boyunca poyraz sürdü. O şeftaliyi çabucak geliştirdi. Bu sene yani boyutlarda bayağı bir ben çok merak düşüş ederim. Var. Ben çok merak ettim. Şimdi yaban mersini mi? Şeftali Arches gibi. Yani bu ürün vodka ile çok iyi. Yani gerçekten normalde ben şarabın üstüne vodka katıyorsun. Kadehte içerken katıyorsun. Çünkü şöyle söyleyeyim. Muhteşem. %10 alkol var. 4 kadehte içersin. Ama vodkalı bir şekilde bir kadehte o 4 kadehlik keyfi alırsın. Bir de böğürtlenin dene. Şeftali çok iyi. Vodka çok çok. Favori alırsın. Şimdi. Ben mürdümü çok merak ediyorum yani. Mürdüm meyvesindeki aldığınız kekremsi tat üründe bayağı bir hakim. O da seviyorsanız. Bu böğürtlen efendim. Ben daha ekşi tatları şaraplı. Böğürtlen biraz daha evet. Yaban mersini ile karadut arası bir tat bu böğürtlen. Yaban mersini mi alacağım? Şeftali alacağız. Biz 3 tane kesin alacağız bu gidişine. Böğürtlen dedik. Bak böğürtlen. Şimdi. Böğürtlenle şarap tadı bak, daha çok alınıyor. Evet. Mesela şeftalide daha çok şeftaliyken. Kesinlikle. Çok yoğun. Bir çok de şeftalide şey kullanılan üzüm beyaz üzüm. Yani böğürtlende kullanılan kırmızı üzüm. Kırmızı aynen üzüm genelde ürünlere kendi gövdesinden dolayı bir aroma katıyor. Ama beyaz genelde zaten soft kalan bir üzüm. Beyazda sadece dünyada hiçbir üzümün çekici olmadığı kadar bir çekiciliğe sahip olan bir üzümümüz var. Yani üzüm mıknatıs gibidir. Yetişme esnasında, oluşma esnasında etrafında nasıl aromalar varsa, nasıl çiçekler varsa onların kokusunu, aromasını kendi içine hapseder bir de. Yani bu hapis olayında, çekicilik olayında Bornova'nın bir misketi var. İzmir Bornova'nın meşhur bir şunlar üzümü. Şunlar normal yani meyvesiz. Evet, üzümler.
O ürün en iyi çekiciliği olan üzümden 5 kat daha çekici. O yüzden de etrafına daha çok böyle çiçek, bitki ve meyve ekiyorlar o misketin. Harika bir tat. Yani böyle sanki şarap değil, böyle şampanya tarzında bir ürün. Çok güzel, alkol oranı yüksek. Framboaz. Ama bir şey diyeceğim, gerçekten vodka ile karışsa... Framboaz tiramisu'da da çok iyi olur, hamurunu ıslatmakta. Kullanıyorlar. Çok güzel olur yani. Benim babam da arıcılıkla uğraşıyor, amatör kendince. Evet. Aynı anlattıklarınızı duyuyorum. Hani gerçekten bazı bunlar. Karışık çiçeklerin orada yaptığı balın tadı bile bambaşka oluyor. Tabii ki. Hani ops ediyor balın içine. Aynen. O zaten meyvelerin özelliği ve yörelerdeki farklı tatların olmasının sebebi bu. Karadut. Bu Karadut köyde en fazla satılan meyve şarabı. Ay hep çok güzel kokuyor. Bu en iyi kokan bu ama. Abi çerez de yemiyorsunuz hiç. Evet, tatların birbirine karışmasını engelliyor yani. Bu. Ben daha önce Karadut şeftali denedim. Ama bizden denemediniz. Of çok güzel. Yani ürünün olayın ince noktası burası. Bak. Bizden de dene ki mükayese edebil. İşte ha hoşuma gitti de o yüzden. Ama bizden dene belki çok iyidir. Şeftali alıyoruz. Burada bunu kaçırıyorsun. Çünkü bak şimdi şöyle, aroma ve konsantre kullanıldığı zaman ürünün yapılış şeklinde sadece sana basit bir şekilde tarifini yapayım. Aroma, karadutun aromasını katıyor ya, alkol de katması gerekiyor mesela. Onun için de şeker katıyor. Yani aromadan bir ürün elde etmek için ve o meyve şarabı tadını verebilmek için mecburen üzüm de aromadan kullanıyor. Bu sefer bu kadar fazla kimyasalı bir arada hani... Topladığı zaman bunların birleşimi için de ekstra katkı maddesi katıyor. İşte sülfat gibi vesaire. Olay tamamen bir karmaşaya sebep oluyor. Yani aromada bu karmaşıklığı engellemek, perdelemek için fazla koyulabiliniyor. Ya da az koyulabiliniyor alkolü için. Bu sefer tat hoşuna gitmiyor. Evet. Ama bizim ürünümüzde şu var. Meyve başka bir şey kullanamazsın. Yani meyvenin kendisinden o alkolü çıkarman gerekiyor. Meyve ayrı fermante ediliyor, üzüm ayrı fermante ediliyor ve bunların fermantasyonunu da birleştirebilmek için -2 derecelik bir birleşim ortamı gerekiyor. Ortak tank -2 derece oluyor, birleştiriliyor. Yani doğal tadı ancak bu şekilde yakalayabilirsin. Yani o hoşuna gitmezse, aroma hoşuna giderse bence aromayı al, bekletme iç. Çünkü bir şey yapacağını sanmıyorum sağlık açısından. Sadece... Çok fazla içersen belki mideni rahatsız yani. Edebilir. Yaban mersini, şeftali. O yüzden mutlaka dene abi. Karadut 3. Şimdi vişne. Bu üzüm gibi aynı. Kendi özünde alkolü fazla barındırabilen bir meyve. Bu çekirdeğiyle birlikte fermante oluyor. Bazı ürünler çekirdekleri kırılabiliyor. O acı bademsi tada kadar hissedeceğiniz bir ürün. Bence çok yakışıyor kırmızı üzümle vişne. Ben isterim. Evet. Şeftali nerede acaba? Şeftali denedik. Denedik. Benim favorim şeftali. Yok, şeftali, şeftali biz denedik. Zaten onları evet. Çok beğendik. Denettim. Ben şeftali... tek eriği denemedim. Erik. Güzelmiş bu da. Bu da kırmızı şaraba benziyor. Bakayım. Önce özür dilerim. Niye vermedim acaba size Erik? Ben bakmayın. Niye beni uyarmadınız? Erik şöyle, bu kabuğundan kaynaklanan bir kekremsi bir tat var. Yani o birazcık herkesin damak lezzetine uymuyor açıkçası. Evet, beğenen de çok beğeniyor. Erik farklı bir lezzet oldu. En son çıkan serilerden bir tanesi zaten kendisi. Hiç duymamıştım ben. Evet, bu da kavun. Bu kavun en klasik herhalde. Kavun biraz Türk kahvesinin yanında, nargilenin yanında likör olarak sunulabilecek. Yani böyle biraz da... tam vodkalık bir ürün ama çok yoğun tat olduğu için bu üründe ben mesela kavunu hiç meyvesini tüketmem, aramam, sormam hiç yani. Kavun aram hiç iyi değildir. Fakat ben yaban mersiniyle karıştırıp içiyorum mesela. Güzel bak. Ben kavunlu bir şarap içmiştim. Kavunlu ben... Beğenmiştim, sizinkini de şimdi... Benim içtiğim buyurun. Marka çok şekerli bir markaydı, o yüzden sevmemiştim. Olabilir, İşim yani şimdi... Bize şarabı açtık. Evet. Yani biraz içtik. Sonra neyle kapatmıyoruz? Mantarıyla. Aynı mantarıyla. Aynı mantarıyla. Ne kadar süre durabilir? Dünyanın en kaliteli şarabı için de geçerli bir cevap bu. Aynı zaten, doğru orantılı bir şekilde. Havayla temas eden ürün deformasyona başlıyor. Bu deformasyonu düşürebilmek için tek yapacağınız şey bir kere buzlanmaması gerekiyor bu ürünün. Yani buzluğa atamazsınız. Evet.
Yani durdurma buzda olmuyor. Buzlanırsa bozuluyor, bilginiz olsun. Çok soğuk olduğu sürece, yani o dolabın en üst raflarından bir tanesinde bu ürün soğuk olursa fermantasyon süreci yavaşlıyor, iyice yavaşlıyor. Benim böyle şarap kaplarım var. Hani yani önemli olan, onlarda bekletiyorum. Önemli olan dolapta kaldığı sürece maksimum 10 gün içerisinde tüketmeniz sağlıklı ve orijinal tadını alabileceğiniz süre. Kapağını, tıpasını kapatıp dolapta mı tutmalıyız? Kesinlikle, aynen. Dolapta tutun ki yani o tekrardan hareketlenmeye başlamamış olsun. Girdikten sonra tekrar canlanmaya başlıyor. Onu merak ediyorum çünkü uzmanlar. Yani bu üzüm için de geçerli, meyve için de geçerli. Hızlı tüketiniz. İşte buraya... Bir dakika, misketi deneteyim size. O kadar bahsettim, denetmedim. Ayıp olmasın. Buyurun. Bu misket şu leblebi büyüklüğünde. O kadar küçük olmasına rağmen yaklaşık 600 çeşit kokuyu hapsedebiliyor. Ve dünyada da... Neden bu... yapılıyor? Misket üzümle. Misket üzümle. Aynen. İzmir'in, Bornova'nın yöresel bir üzümü. Ekstra aroma yok bu ürünün içerisinde. Sadece üzümün kendi içine hapsedebildiği aromalar bunlar. Kokusu güzel. Kokusu çok güzel. Jelibon gibi bir kokusu var. Yani bir şaraptan çok çok daha fazlası olduğu kesin bu ürün. Çok, çok ilginç bir tadı. Ama beyaz üzüm yani bildiğiniz. Hiçbir şeye benzemeyen. Hiçbir şeye benzemeyen bir tadı. Çekirdeksiz, beyaz, güzel bir üzüm. Alkol olsun diye. Ben şimdi... Tatlı gelenlere mesela bu dömünsek olarak yarı tatlı bir ürün. Sek olan da misketimiz var. Biraz daha aromaları ön planda olan, böyle sek bir içimi olan da bir ürünümüz var. Aynı üzümün sek üretimi de var. 5-6 tane almamız lazım. İşte bir sürü aldık. Yani daha buna keza yaklaşık bir 15 çeşit üzüm şarabımız var. Üzümlerde de iddialıyız çünkü biz üzümleri, cins üzümleri tek bağ ama Ege bölgesinin, kıyı Ege taraflarındaki bağlarını tercih ediyoruz. Urla, Menderes, Seferihisar, Çeşme, Şeftali, Kemalpaşa, Torbalı. Arabi, yani hep bu yöredeki farklı farklı bağlardan farklı farklı üzümler alıyoruz. Mesela Öküzgözü, Elazığ bölgesinin bir üzümü, biz Urla bölgesinden çalışıyoruz. Deniz seviyesine yakın olduğu için, rakım düşük olduğu için, kabuğunu sertleştirmesin, ürün aroma alsın içine. Damak lezzetinize daha iyi otursun diye. Normalde ben kırmızı şarap içemiyorum diyenlerin rahatlıkla tüketebileceği tarzda bir öküz gözü. Normalde öküz gözü bir kadeh içtiğinizde ağzınızı kurutur. Evet. Et ister. Evet. Ama bu öküz gözü içtiğinizde bir şişeyi bile hiçbir şey olmadan içebilirsiniz yanınızda. Yani yanınızda su dahi olmasın, hiçbir şey olmasın. O aparatif olarak içebilirsiniz. Ve gövde olarak alkol oranı %12. Yani üst düzey. Normalde sofralık üzümlerin, toplama üzümlerin alkolleri 2., 3., 5. asatlarda 11 çıkar. İlk asatlar hep güçlü olur. Yani bu üründe de %12 çıkış alkolü var. Çok güzel bir içimi var. Mesela onun gibi farklı farklı Cabernet var, Merlot var, Shiraz var, İran üzümü. O da o bölgenin bağlarından.